Nasıl çıktık ama ağaca? Oğlum gelmiyor değil mi? Yok be. Eminsin? Eminim mi oğlum? Nereden gelecek? O göz, burnunun ucunu göremiyor gözüyle. Bizim olduğumuzu görmemiştir değil mi? Yok ya, 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 ya. Al birader. Hadi şunları bir yıka da gel. Oğlum bir dur ya. Ağaçtan götürürken hiç yıka demiyordun, löpür löpür götürüyordun. Nereden buldunuz onları ya? Abi, eriğiniye bağını sorma demişler ya. Gel. Eriğe mi daldınız? Abi kocaman adamlarız ya. Yapar mıyız öyle şey? Annem memleketten yollamış ya. Tuz var mı sen? Tuz var mı? Onu söyle. Tuz mu? Var var da ağzım sulandı ya. Gel gel. Oğlum tuz getirsen oradan. Ya şu yıkanmışlardan ver ya. Tabii tabii ver. Vay 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 vay. İsmail amca, yemeyeyim mi? Hırsızları arıyorum. Siz çaldınız değil mi eriklerimi? Gördüm sizi. Siz çaldınız eriklerimi. Yok yok Üstem amca, biz değildik ya. Sizi dava edeceğim. Sizi dava edeceğim. Sürüm sürüm süründüreceğim sizi. Sen mi çaldın eriklerimi yoksa? Ben mi? Evet. Yok be ya İsmail amca. Tanımadım ha. Vallahi ipten gözler gitmiş. Benim Mehmet, pastacı Sami. Ha, bulacağım ben onları. Bulacağım ben onları. Ya boş ver be ya. Çocuktur onlar. Allah Allah. İyim kulaklar gitmiş. İyim de göz. Tutturdu erik diye. Al. Siz mi çaldınız? Aa. Yok abi, ben yani. Aa derken? Yok yani biz çalmadık. Evet, tuzumuzu şöyle koyalım. Erikler de gıcır gıcır yıkandı. Gönder abi. Oğlum alayım şu. Dur abi, tane. Tuzu dökeceksiniz. Gönder abi. Dikkat, Sayın Belediye Başkanımız teşrif ediyor. Hepinizi saygı ve sevgi... Erik mi yiyoruz? Buyurun başkanım, buyurun. Ulan Nevzat, iki avuç eriğe ne çok müşteri çıktı be. Duydum seni Alper. Allah Allah, şurada şunu söyleyeceksin de ben duymayacağım ha. Estağfurullah başkanım, buyurun. Hepsi sizin. Ben de yanındayım, ben de duydum. Nereden şey yaptınız bunları? Nereden olacak başkanım? Ağaçtan işte. Yiyelim buyurun. Tuz da var. Hangi ağaçtan? Başkanım eriği elma ağacından toplayacak halimiz yok işte ya. Buyurun. Allah Allah. Bak bak görüyor musunuz? Nasıl yanıltıcı ifadeler kullanıyor. Selamün aleyküm. Aleyküm selam İsmail amca. Buyur. Amcam. Ya İsmail amca sen evden çıkar mıydın ya? Buralara kadar gelir miydin? Ya İsmail amcadaki ev bende olsa ben dışarı çıkar mıyım birader? Adamda öyle bir bahçe var ki içinde bin bir tane ağaç var ya. Ondan sonra kuşlar, tavuklar cır 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 bık 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 geziyorlar ya. Fıstık gibi hayatı var. Hayatını yaşıyor vallahi. Doğru söylüyorsun. Hadi bir kahve yapın da İsmail amca içsin. İstemem, istemem. Nerede o hırsızlar? Nerede? Kim? O hırsızlar, o hırsızlar nerede? Hangi hırsızlar hangi ya? Kim ya? Ya İsmail amca ne hırsızı ya, ne hırsızı? Eriklerimi çalmışlar. Ağacın üzerinde bir tek erik bırakmamışlar. Allah Allah. Siz gördünüz mü çalanları? Ya Rüstem amca, çoluğun çocuğun işidir. Öyle hırsızlık demeyelim, göz hakkı desek. Tabii tabii, 3-5 tane erik için olur mu ya İsmail amca? Dava edeceğim onları. Sürüm sürüm süründüreceğim. Sen bizim Bahattin'in oğlusun değil mi? Evet. Sen avukatlık okudun değil mi? Hı. Al şimdi kağıt kalemi eline. Onları şikayet edeceğim. Ya İsmail amca ne şikayeti ya? 3-5 tane erik için ne uğraşacaksın? Hem nereden bulacaksın sen erikleri çalanları? Şimdi İsmail amca sakin olmakta fayda var. Sonuçta belli ki çocuklar almış bunu. Ya 3-5 tane ya çocuklar alı vermiş. Bir şey yok bunda yani. Tabii tabii ya Rüstem amca, şimdi sen hiç bu işlere girme. Şimdi dilekçe yaz, şikayet et, dava aç falan. Şimdi zavallı çocuklarım da şey yapmayalım yani, şey yapalım. Bir dakika, senin kahven nerede ya? Evet. Oğlum nerede kahvesi Rüstem amcanın? Burada bir erik kokusu alıyorum ben ama. Aa. Yok canım. Yok. Erik yok. Mi? Kahvedir, kahve kokuyordur. Bu koku benim eriklerin kokusu. Vay be, şu çantayı ya. Kaldır bakayım. Yok yok. Kaldır şu çantayı. Eriklerimi çaldınız. Sizleri dava edeceğim. Mahkemeye vereceğim. Seni de sürüm sürüm süründüreceğim. Ah! Ben söylediklerim. İsmail Rüstem amca, beni niye sürüyorsun? Siz gönlünüzü göreceksiniz. Hadi bakalım. Hay Allah. Hadi bakalım. İsmail Rüstem amca... Başkanım, basına yansırsa çok kötü olur. Ne diyorsun ya? Bir saniye, İsmail Rüstem amca. İzah edeyim. Bir saniye. Gitti o, gitti. Nevzat,
dava edebilir mi gerçekten? Yani edebilir de 3-5 erik için dava etmez ya. Ya oğlum neler açtın başımıza 2 tane erik için ya. Evleneceğim kardeşim ben. Mevzat, eğer beni dava ederse ben de seni dava ederim. Terbiyesiz ya. Gelmiş de annemin eriği diyor ya. Annem gönderdi diyor. Bizi de burada kekliyor ya. Ya Mustafa Başkanım avukat tutmuş. Ne yapacağız biz? Vallahi siz düşüneceksiniz. Ben İsmail amcayla konuştum. Kim bilir o? Bir avuç erik için kim bilir kaç sene yatacaksınız? Kaç sene yatarsınız? Ya ne yatması başkanım ya? Ne yatması ya? Bir avuç erik için yatar mıyız ya? Biz o kadar hukuk okuduk. Direniriz ya. Nasıl direniriz kardeşim? Nasıl direneceğiz? Yaparız savunmamızı. Ne var bunda ya? Deriz ki canımız çekti, göz hakkı deriz. Hamile var deriz, çocuk geçiyordu deriz. Bir şekilde yaparız savunmamızı. O hakim var ya bana 2 erikten ceza versin. Böyle adalet mi olur ya? Vermez tabii ki ya. Ya Mustafa Başkanım bir şeyler yapalım ya. Ben kız isteyeceğim. Davalı falan olamam ya. Vermezler bana kızı. Dur Alper'cim dur. Düşüneceğiz bir şeyler. Şey yapacağız tabii inşallah. Ha, oh. Siz buradaydınız değil mi? Sizleri sürüm sürüm süründüreceğim. Dava edeceğim sizleri. Hani o çocukken çalmış olduğunuz erikler var ya. Hepsini fitil fitil burnunuzdan getireceğim. Gel İsmail Osman. Gazetelere çıkaracağım sizi. Otur sen hele bir otur. Biz zaten seninle konuştuk, anlaştık biliyorsun. Bunlar da şimdi şey yapacağız şimdi. Ya İsmail amcacığım bak 3 tane erik ya. Söz manava gelsin 1 kilo alıp getireceğim. O kadar özür diledik. Olmaz. Mahkemede görüşürüz. Ne mahkemesi İsmail amca ya? Sen var ya sen. O sakalından, o bıyığından utanmıyor musun hiç? Ya bir dakika, İsmail Rüstem amca, o da aldı, o boyundan utanmıyordu. Ben niye sakalımdan utanacağım ya? Utanmadan bir de cevap veriyorsun değil mi? Sen bunları mahkemede anlatırsın. Ya İsmail, İsmail Rüstem amcacığım bak şimdi. Mahkeme, sen mahkemeler ne kadar uzun sürüyor biliyorsun. Hakimin karar vermesi çok uzun sürecek. Git gel, heba olursun ya. Tabii. Ha? Vazgeç şu işten. Bunlar cezasını çeksin de ondan sonra ne olursa olsun. Ya İsmail Hüsam amca bunlar yine cezasını çeksin ama başka türlü bir ceza şey yapalım. Başka türlü olmaz. Başka türlü olmaz. Bak şimdi. Bak sen beni bir dinle İsmail Hüsam amca. Şimdi sen zaten bu erikleri toplayamıyorsun değil mi? Hah. Ben diyorum ki biz bunlara ceza olarak erikleri toplatalım. Başkanım tamam ya biz savunuruz kendimizi. Sana kardeşim. Toplarız tabii başkanım. Hah, bak toplarız diyorlar. Bunlar onları da yer. Yok, yok İsmail amca. Nasıl yiyorlar ya? Nasıl yiyebilirler? Yemeyecekler. Yemek falan yok öyle. Biz hepsini toplarız amcacığım. Elmaları, kirazları, armutları, erikleri hepsini toplarız. Hah, elmaları, erikleri de topluyorlar. Hepsini toplayacaklar. Ya 2 yıl yatsak daha iyi başkanım. Süz. Sana ya. Biz hepsini güzelce toplarız amcacığım. Sen hiç merak etme. Rezile bak rezile. Ben burada başkanıma çok güveniyorum. Onun sözüne inanıyorum. Hah, İsmail amca ben başlarında duracağım. Tamam. Çalışacaklar, ondan sonra toplayacaklar, manav satacaklar pazarda, parasını sana getirecekler. Ama başkanım bak kirazları da toplayacaklar ama. En önce kirazları toplayacaklar, tamam. En önce kirazlar. Size güveniyorum, başkan olarak size güveniyorum. Güvenin, bize güvenin İsmail Rüstem amca. Oo, kiraz diyor, elma diyor. Yani ömrümüz ağaç tepesinde geçecek başkanım ya. Toplayacaksın kardeşim. Eşek gibi toplayacaksın. Bu işi başımıza sen açtın ya. Ben uğraşamam mahkemeyle falan. Evleneceğim oğlum ben. Doğru söylüyor. Eşek gibi toplayacaksın Nevza. Eşek gibi. Katır gibi yiyordunuz ama erikleri löpür löpür. Ben bir tane yedim. Eşek gibi yedin. Neler açtın başımıza. Olmuş bu çay ya. Bu çay getir.